Türkiye'nin başını son yıllardaki popülist siyaset yiyor yani. Yani Türkiye'nin başını yiyen yegane şey popülist siyasettir arkadaşlar. Meryem Yiğit, Meryem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sinan Ateş Ranting diye arada okuyamadığım mesajlar için çok özür diliyorum. Bahar, biraz daha tekniki ve istatik olarak konuşur musunuz? Mültecilerin ülkemize olan yıllık maliyetinden ve faydalandıkları olanaklardan bahseder misiniz diye. 2017'de 40 milyar dolardı zaten sadece. Sen var oradan hesap et. Mesela. Amaç burada mülteci düşmanlığı yaratmak değil arkadaşlar. Amaç burada sizin daha üst bir şey talep edebilmeniz. Ya kardeşim, bu gemi böyle gitmiyor yani artık. Ya biz bunu bir üste çekelim. Bizim istediğimiz, yani bu şeyle çıkamayız bu işin içinden. Kürtlere şu haklarını verelim, işte Lazlara bu haklarını verelim gibi şeylerle çıkamayız bu işin içerisinden. Biz Türkiye olarak üstte buluşalım hepimiz. Yeni şeyler söylemek lazım. Aslında sözün bittiği yerlerdeyiz, ben size onu söyleyeyim net olarak. Şimdi videolarımızla biraz başlayalım. Sözü uzun tuttuk haliyle. İsterseniz bunu şey olarak, baz alarak şunu mesela verebilirim video olarak. Raporlar, benim gördüğüm bütün raporlar 2050 yılında Türkiye'de Türklerin azınlığa düşeceğini ve Arapların bu hızla giderse Arapların özellikle genç nüfusta Türklerin çok önüne geçeceğini gösteriyor zaten. Şaşırtıcı bir şey değil. Oturup yani gerçi artık logaritma bilmiyoruz, öğrenmiyor gençler ama bunu hesaplamak çok zor bir şeydi bu Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şöyle hesaplayın en kötü. Hesabı illa şeyden beklemeyin, matematiği. İşte bugün 10 milyon varsa onların kaçı ne kadar yüzde orana vurun çocuk yapar diyorsanız 10 yıl içerisinde zaten belli bir matematikle bir yere geliyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki. Bu arada biz böyle şeyi acayip meraklıyız. Parantez içinde bunu söylemek istiyorum. Fatih Altaylı Yayınları işte acayip sponsorlar alıyor. Çok izlendiği için izlensin. Çok sponsorlar alsın. Hiçbir şeyimiz yok, gözümüz yok. Abi ama daha butik ilerleyenlerin de yaşaması için, yani bu markaların da biraz destek atıyor olmaları lazım. Başka yerlere, bana, ne bileyim, Nevşin'e, ay aklıma gelmedi. Özlem'e. Özellikle kadın, bence gazetecilerin. Ya tabii ki kime istiyorsa herkes destek atar da arkadaşlar, daha tek, daha butik ilerleyenlerin, daha çok sahada olanların anlatacağı şeyler daha enteresan oluyor. Bakın yani gündemi değiştirebiliyor, seçim gününü hatırlayayım, bambaşka şeyler ortaya koyabiliyor, perspektifler ortaya koyabiliyor. Yani tamam, Fatih Altaylı'ya yine verin reklamlarınızı ama yani böyle büyük firmaların da ben hakikaten vizyonlarına şaşırıyorum yani. Hakikaten şaşırıyorum. Tamamen kartel modeliyle çalışıyorlar. Ha, ya bu işte popülizm böyle bir şey oluyor ya. Ya hem demokrasi istiyorsan sadece en çok izlenene sen reklam veremezsin. Yani hep o zaman herkes çoğunlukçu. O zaman çoğunluk ne derse o oluyorsa bir memlekette, o zaman kalan azınlık gitsin. Yani değil mi? Buna geliyor işler baktığımızda. Ya çoğulculuk mantığına biz en şirketlerde bile geçemiyoruz bu arada. Ben size demiyorum ki bir kişinin izlediği yere gidin verin. Onu kastetmiyorum elbette ki. Yani ifratla tefrit noktasında tepinmeyelim. Ama yani bu büyük şirketlerin vizyonu da beni benden alıyor yani. O zaman en çok izlenen, en çok bilmem ne. Abi o zaman sizin eleştirdiğiniz kimselerden hiçbir farkınız kalmıyor. Ya çoğulculuk böyle bir dünya değil. Kartelci zihniyetle gidemeyiz yani bir yerlere. Yorumluyorum gelmiş selamlar diye. Ben şöyle yani genel olarak fikir söylüyorum. Yoksa tabii ki elbette kim nereye reklam vermek istiyorsa verir. Ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ondan sonra da demokrasi gidiyor elden diye kimse ağlamasın. Demokrasi sadece oy verdiğinle gelip oy verdiğinle gitmiyor. Senin yaptığın bir demokrasi bir bilinçtir ya. Öyle düşünün. Demokrasi bir bilinçtir ya. Ya yoksa o bilinç halkta da yoktur, kusura bakmayın. Ya şirketler bile düşünün, en çok izlenen yer sizin şeyiniz. Ya siz bu pastayı dağıtmıyorsanız, ya bu pasta şöyle dağıtılır. Elbette en çok izlenen yer burada en çok şeyi alandır. Belki parayı alandır, öyle diyelim. Ama bu pastada yani
siz yine de butiği de görürsünüz ve butikle de ilerlersiniz. Çoğulculukta, sistemde var edersiniz. Yani siz zaten bu bilince geçmediyseniz en çok izlenen, en çok bilmem ne olan demokrasinin D'siyle alakanız yok sizin. Bahar Hanım, Türkiye'de doğum oranı %1.4, mülteciler %6. Bu çok büyük bir tehlikedir. Kapıyı açanlar bunu da hesap etmiş midir diye arkasına da ben ekledim. Yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuna geçelim. Paşalar biliyorsunuz 28 Şubat'ta hüküm giyen diyeyim, paşalar tahliye oldular. Önce isterseniz o şeye, tahliye görüntülerine bakalım. Ondan sonra o konuya ilişkin de yorumlar var. Donul Cemal donul. Kenara gel abi. Erol Paşa. Serkan Bey. Serkan havaya çıktı mı? Ya çıkalım. Çıkalım. Meşeklerin portolisin abi. Televizyona basmayın, televizyon var arka tarafta. Benim yavrum, benim güzel oğlum. Nasılsın? Ay sağ olun. Siz de sağ olun. Helal olsun. Abi güzel oğlum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gözünüz aydın. Her şey benim için oldu. Geldi seni. Geldi dedesi. Ben de bana bir şey aldım. Canlarım benim. Sağ olun. Çok Şimdi böyle görüntüler. Peki bu af 80 yaş üzeri ve hasta olan diğer mahkumlara uygulanacak mı demiş Şebnem İnemek. Vallahi bilmiyorum ama mesela Şaban Sevinç'in paylaştığı bir şey vardı, tweet. Bu şeyden kararı imzaladıktan sonra Cumhurbaşkanı Hasan Doğan, kendisinin işte basın işlerini yapan, yani en yakındaki kişi şeye, Namık Tan'a mesaj atmış WhatsApp'tan, yani sözde, yani kulis diye yazmış zaten Şaban Sevinç. İşte Özgür Bey'in işaret ettiği kişiler şey diye serbest kalacak, yani Cumhurbaşkanı Özgür Bey'in işaret ettiği kişileri şeyini imzaladı, o iş halledildi gibi bir şey yazmış, yani işte 3 aşağı 5 yukarı.